Evet arkadaşlar, evde pratik şekilde fıstık ezmesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Kısa bir şekilde göz kararı seçtim ben fıstıkları miktar olarak. Siz 100 gram, 200 gram, 250 gram belirleyip ona göre de yapabilirsiniz. Bir miktar fıstığı arkadaşlar kavrulmuş olsa bile tekrardan kavurmanızı tavsiye ediyorum. O kokusunu duyuncaya kadar. Daha sonra ocağın altını kapatacağız. Güzelce kavrulduğu zaman arkadaşlar yağını daha kolay bırakıyor. Fazla yakmamaya da özen gösterelim. Arada kontrol edelim. Daha sonra kolay bir şekilde yağını elde edeceğiz. Evet, kavurduğumuz fıstıkları direkt blender'a attık. Şimdi geçireceğiz ve yağımızı elde edeceğiz. Evet, güçlü bir blender olursa işimiz daha kolaylaşır arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım ne olacak. Yağı çıkarıncaya kadar çalıştırmaya devam arkadaşlar. Turboya geçiyorum. Evet, burada bir sorun olduğunu düşünmeyin. Biraz daha sabredince yağ çıkacak şimdi göreceğiz. Toz şimdi sıvıya Evet, gördüğümüz üzere yavaş yavaş olmaya başladı. Biraz daha çalıştıracağız. Evet, oldu diyebiliriz. Evet, gördüğünüz üzere yağımız çıktı. Yani fıstıklar fıstık ezmesi halini aldı. Şimdi bunu cam bir kaba alacağım. Dilersen biraz zeytinyağı, biraz Hindistan cevizi yağı ekleyip besin değerini arttıracağım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bir miktar görmüş olduğunuz Hindistan cevizi yağından ekledim. Daha da sıvı haline geldi. Sulandı biraz. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun arkadaşlar tekrar. Dileyenler yapabilir. Ben biraz fıstığı az kullandığım için bu şekilde az miktarda çıktı. Ama çok porsiyonları biraz fazla kalori içerdiği için birer tatlı kaşığından porsiyonunu hesaplasak bu bile bayağı gider. Ama yine de siz fazla istiyorsanız fazla oranda fıstıktan yapabilirsiniz. İyi seyirler.